Osmanlı padişahlarının ilginç ölümleri. Yaklaşık 700 sene ayakta kalmış ve bunun önemli bir kısmında birçok ülkeye korku salmış olan Osmanlı Devleti'nde yaşanan bazı trajik ölümler vardı. Elbette hepsi olmasa da sizler için en önemlilerini derledik. Yıldırım Beyazıt. 1. Beyazıt Osmanlı Hanedanı'nda 1389-1402 yılları arasında hüküm sürmüş 4. Osmanlı padişahıdır. Ölümü hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak birçok tarihçiye göre iki Türk devletini karşı karşıya getiren Ankara Savaşı'nda Emir Timur'a esir düşmüştür. Beyazıt, Orta Asya'da ordunun arkasında sürüklenmiş ve gittiği her yerde ibret olarak gösterilmiştir. Söylentilere göre Beyazıt, gözlerine mil çekilerek kör edilmiştir. Kör olduktan kısa süre sonra hastalanarak hayatını kaybetmiş. Bazı kaynaklar ise yüzündeki zehri içerek intihar ettiğini yazar. Yavuz Sultan Selim. Sultan Selim 1512-1520 arasında hüküm sürmüştür. Kısa süreli bu hükümdarlığı döneminde Çaldıran Zaferi gibi birçok büyük başarı kazanmıştır. Özellikle doğuya yaptığı seferler ve kutsal emanetleri İstanbul'a getirmesiyle bilinir. Babası 2. Sultan Beyazıt'ı tahttan indirip tahta kendisi geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin en zengin yıllarını yaşatan Sultan Selim, acımasızlığı, korkusuzluğu ve zekasıyla ön plana çıkıyordu. Rivayetlere göre Yavuz Sultan Selim'in en büyük hobilerinden biri de timsah avlamakmış. Yavuz Sultan Selim sefer sırasında ensesinde çıkan bir sivilcenin büyük bir çıbana dönüşmesiyle can vermiştir. Kimi insanlar bu ölümü babasını tahttan indirip onu üzüntüye düşürüp ölümüne sebep olmasının ilahi karşılığı olduğunu söylemiştir. İkinci Osman. Belki de padişahların en bahtsızı olan İkinci Osman genç yaşta öldürüldüğü için kendisine genç lakabı takılmıştır. 16. Osmanlı padişahı olan hükümdar sadece tahtta 4 yıl kalabilmiştir. Osmanlı duraklama dönemindeyken Yeniçerilerin şımarıklıkları ve kendi başına hareket etmeleri ülkeye zarar veriyordu. Bu yüzden divan toplantılarında sürekli Yeniçerileri kaldıracağını söyleyip yerine bir başka ordu kuracağını belirten genç Osman, deneyimsizliği yüzünden çıktığı seferden döner dönmez Yeniçeriler tarafından Yedikule zindanlarında henüz 17 yaşındayken boğularak öldürüldü. Tarihçilerin verdiği bilgilere göre öldürülmeden önce bir at arabası üzerinde sokak sokak gezdirilip binbir türlü hakarete uğratılmıştır. Halk da bu olaya bir nevi çanak tutmuş ve bir padişahın onurunun ayaklar altına alınmasına razı gelmiştir. Videomuzu sonlandırmadan önce bu tip videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.